Zelenski, Kiev'den kaçtığı iddialarına da paylaştığı başka bir videoyla yanıt verdi. İş yerinde Kiev'de çalışıyorum. Kimse bir yere kaçmadı dedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'dan bir açıklama var. Sky News Arabiya kanalına röportaj verdi Peskov. Ukrayna topraklarını parçalamaya, bölmeye niyetimiz yok. Kendi güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz diye konuştu. Peskov, Ukrayna'da NATO altyapısının artmasının Rusya'yı doğrudan tehdit ettiğini ifade etti. Avrupa'daki güvenlik dengesini Rusya'nın çıkarlarına göre değiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Peskov, Ukrayna 2014 darbesinden sonra Nazi ideolojisinden etkilenmeye başladı. Ukrayna'yı bu ideolojiden kurtarmak istiyoruz. Aynı zamanda NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz diye konuştu. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan da yeni bir video var. İşte o sıcak görüntüleri ekranlarınıza getirelim. Evet. Uzun bir süredir Rus tanklarına karşı direnişi devam ediyordu Ukrayna ordusunun ve aynı zamanda sivillerin. Az önce yine bölgeye giren ardarda arda girmeye çalışan Rus tanklarını ekranlarınıza getirdik. Bu sıcak görüntülerin başında bombardımanlar devam ediyor ama Ukrayna ordusunun direnişi onlar da devam ediyor. Bir tankın imha edilişi görüntüsü Ukrayna tarafından, Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yeni paylaşılan o görüntü. Rus tanklarının nasıl püskürtüldüğüne dair o sıcak görüntüleri de Rusya, Ukrayna Savunma Bakanlığı paylaşır paylaşmaz sizlerle e, aktardık sevgili seyirciler.